Tamamdır bakalım. Şunu da şöyle hallettikten sonra işte artık makinemiz hazır Kerem komiser. Vay canına, sence işe yarayacak mı makine? Vallahi ben çok merak ediyorum. Acaba şeytan halim nasıl olacak ya? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi anlatıyorum. Sen şeytana dönüşeceksin. Ben de meleğe dönüşeceğim. Gürol'u da bir bebeğe dönüştüreceğiz. Tabii ki Gürol'un bebeğe dönüştüğünden haberi olmayacak. Onu aksakallı dedeye dönüştürüyoruz diye yalan atacağız. Böylece bütün gün onu trolleyeceğiz. Bence iyilik kazanacak Kerem komiser. Her zaman iyilik kazanır. Bence kötülük kazanacak. Kötülük, kötülük. Hayır, iyilik kazanacak. İyilik, 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 tamam mı? Hayır ya, kötülük. Ya, tamam, içim kakışma, dur bekle, Gürol duyacak şimdi. Hadi artık ben Gürol'u çağırmaya gidiyorum. Gürol, Gürol, hadi buraya gel. Kerem komiserle inanılmaz bir makine yaptık. Ne? Makine mi yaptınız? Ne makinesi? İnanılmaz bir makine yaptık, buraya gel bakalım. Hadi hemen bahçeye gelmelisin. Ya inanmıyorum ben size. Benim burada dizim var. Bırakın ya, dizi izleyeceğim. Of, Kerem komiser bir şey söyle. Hah, iyi, böyle yap. Ya gel buraya. Aa lan, tamam, vurma kafama ya, manyak herif. Tamam Hadi tamam. gel. Hadi gel bakalım. Şimdi burada görmüş olduğun gibi makinemiz var Giro. Ben meleğe dönüşeceğim. Kerem komiser şeytana dönüşecek. Seni de aksakallı dedeye dönüştürelim mi bakalım? Aa, aksakallı dede mi? Bir dakika, bu her şeyi yöneten, nasıl desem, her şeyi yapabilen aksakal dededen mi bahsediyorsun? Evet, tam olarak ondan bahsediyorum. O zaman önce Kerem komiserden başlayalım. Ne dersin Kerem komiser? Şeytana dönüşmeye hazır mısın bakalım? Evet, hazırım. Hadi beni dönüştür o zaman. Sonra da sen. En son Güral. Tamamdır, anlaştık Kerem komiser. Hadi geç bakalım. Kapıyı da kapattım. Gel bakalım yanıma Gürol. Bu makine çok basit. Buraya kodlamaları yazıyorum. Kerem komiser normal halinden şeytan haline dönüşsün. Ve şeytanın bütün özellikleri Kerem komisere gelsin. Tamamdır bakalım, kodlamaları yazdım. Hazırsan tuşa basıyorum. Kerem komiser, hazır mısın? Hazırım, hadi basın. Tamamdır, basıyorum. 1, 2, 3, bastım. Aa, bir şeyler oluyor bana. Dönüştüm galiba. Bir bakayım sana. Vay canına Kerem komiser, çok korkunç gözüküyorsun. Ben artık bir şeytanım. Vay canına, havada uçabiliyorum. Vay canına. Ayy, Peki tüylerim ya, ürperdi. görünmez de Gökçe. olabiliyor musun tıpkı bir şeytan gibi? Bilmiyorum ki, şeytanlar aslında görünmez de olabiliyor. Bir deneyeyim bakalım. Hadi yapabilirim, yapabilirim. Ah, vah, görünmez Kerem oldum. komiser, Kerem komiser yok. Gürol ortada, Kerem komiser yok. Kerem komiser, neredesin? Buradayım. Beni göremiyorsunuz. Olamaz. Bu makine zannettiğimden çok daha tehlikeli oldu. Tamam Kerem komiser, hadi artık görünür ol. Tamam, oluyorum. Korkma yine. Olamaz. Nerede bu? Ha? Gürol arkanda. İşte burada. Ay, çok korktum. Evet, gerçekten çok korkunç. Neyse, ben de meleğe dönüşeyim. Dediğim gibi iyilik her zaman kazanır. O yüzden ben girdim makinenin içine. Tamam. Şimdi buraya ne yazacağım? Gökçe melek olsun mu? Gökçe melek olsun ve meleğin bütün özellikleri Gökçe'ye endekslensin yazacaksın. Tamam. Şimdi buraya yazıyorum. Gökçe melek olsun. Tamam. Enter. Tamamdır. Artık tuşa basabilirsin Girol. Ben hazırım. 1, 2, 3, bastım. Ne oluyor? Dönüşüyorum galiba. Bir şeyler oluyor bana. Dönüştüm galiba. Canım çok yandı. Açın hemen. Ha, oha, Gökçe melek Bakayım bir. Vay canına, melek oldum. Ve uçabiliyorum. İnanmıyorum. İşte bu çok iyi. İyilik kazanacak Kerem komiser. Hayır, kötülük kazanacak. Şeytanlar bir numaradır. Onu göreceğiz bakalım. Hadi gir, o sıra Oy. sende. Gerçekten Kerem komiser, çok korkunç gözüküyorsun ya. Tamam. Şimdi bende değil mi sıra? O zaman beni de şimdi aksakallı dede yapın. Yapacağız yapacağız, seni hiç merak etme. Kerem komiser, troll başlasın o zaman, hazır mısın? Hazırım hazırım, hadi sabırsızlanıyorum. Gürol'u bebeğe Tamamdır. çevirelim. Hadi o zaman. Gürol hazırsan, kodlamaları zaten ben ayarlamıştım buradan. Şimdi bebeğe dönüşeceksin. Yani şeye, Ne? aksakallı dedeye. Ne bebeği bey, bak beni trollemeyin ha. Yok ya, ne trollü, aksakallı dedeye dönüşeceksin. Başlıyorum. Bir, İyi, tamam. iki, üç, bastım. Ha, bana bir şeyler oluyor. Gökçe. Gürol, bakayım. Oyuncak istiyorum ben, oyuncak istiyorum. Şunun haline bak, görüyor musun Kerem komiser? Şuna bak, küçük bir çocuk olmuş. Merhaba çocuk. Şeytan, şeytan. Korkma,
melek yanında. Melek seni her zaman korur. Ama sen sadece meleğin dediklerine uymalısın küçük çocuk. Anlaşıldı mı bakalım? Benim artık şimdilik gitmem gerekiyor. Kendine dikkat et. Melek abla nereye gittin Melek Gökçe? Arkadaşlar şeytan... görünmez oldum. Kerem komiser orada. Bakalım Gürol'a neler diyecek. Merhaba çocuk. Merhaba şeytan Kerem komiser. Yaklaşma bana, yaklaşma, korkuyorum senden. Benden korkmana gerek yok. Şimdi şöyle yapacağız. Benim dediğim şeytanlıkları yapacaksın. Eğer yapmazsan seni şeytanlar cehennemine gönderirim. Tamam. Ne istiyorsan yapacağım. Of çocuk oldum, bu ne ya? Hadi tamam. Şimdi yapacağız. O zaman yürü bakalım içeriye. Yürüyorum. Bakalım Kerem komiser ne yaptıracak arkadaşlar Gürol'a, gerçekten merak ediyorum. Hadi bakalım. Biliyorsun ki Gökçe evin düzenini çok seviyor. Sen de bir kötülük yapacaksın. Evidat, hadi bakalım. Ama Gökçe çok kızar böyle bir şey yaparsam. Ama yapacaksın dedim sana. Tamam kötülük yapacağım. Olamaz, Kerem komiser kötülük yapmasını istedi. Şimdi hemen Kerem komiser görünmez oldu. Şimdi hemen eski halime dönüşeyim. Şöyle gidelim bakalım, tekrardan dönüşeyim. Hey küçük çocuk, ne yapıyorsun sen bakalım? Bu yaptığın çok yanlış, tamam mı? Bu yaptığın çok kötü, büyük kötülük. Böyle yaparsan hayatın boyunca cennete giremezsin. Cennete giremez miyim? Ama şeytan Kerem komiser bana dedi ki kötülük yap dedi. Şeytana asla uymamalısın küçük çocuk, tamam mı? Sen her zaman iyiliği seç, her zaman kazanırsın. Kendine dikkat et ve dediklerimi unutma. Melek Gökçe doğru söylüyor. Benim iyilik yapmam lazım hemen, iyilik yapmam lazım. Yoksa ömrümün sonuna kadar cehennemde kalırım. Hemen evi düzelteyim. Olamaz ya, of ya, çocuğu nasıl korkuttun Gökçe? İşte böyle iyilik kazanacak Kerem komiser, ona kötülük yaptıramayacaksın. Merhaba çocuk. Bu ses ne? Yine geldi. Ne oldu şeytan, ne oldu? Şimdi seni izledim. Sen gittin iyiliği seçtin. Şimdi seni cehenneme gönderiyorum. Tamam vallahi billah. Ne istersen yapacağım bu sefer gerçekten. Tamam o zaman. Sana bir şans daha veriyorum. Yürü bakalım, dışarı gidiyoruz. Ne dışarı mı? Gürol'u nereye götürüyor? Sanırım ona kötülük yaptırmak isteyecek. Yapma Gürol. Hadi gel bakalım. Yürü buraya doğru. Şimdi buradaki Ahmet abinin dükkanı. Ahmet abinin dükkanından çikolata çal. Çikolata mı? Çalmak istemiyorum ben. Çalmazsan cehennemde yanacaksın. Tamam. Şeytan Kerem komiser, yapacağım. Hemen gideyim şuraya içeri. Of ya. Olmaz Gürol, yapacak. Hemen tekrar görünür olmam gerekiyor. Onu hırsızlık yapmaktan kurtarmam gerekiyor. Şöyle görünür olalım. Hey Gürol, orada mısın? Buraya gel, sesime gel. Melek Gökçe gelemem. Sakın yapma, tamam mı? Kötülük çok şey, kötü bir şey. Hem de hırsızlık. Hayatın boyunca cehenneme girersin ve orada kalırsın. Cennetin yanından bile geçemezsin. Sakın kötülük yapma. Sakın küçük çocuk, anlaşıldı mı? Özlediklerimi aklımdan çıkarma. Melek Gökçe doğru söylüyor aslında. Bunu yapmamam lazım. Eğer yaparsam cehenneme girerim. Sen ne konuşuyorsun kendine küçük Kral? Bir şey konuşmuyorum Ahmet abi. Neyse, görüşürüz, kendine iyi bak. Vallahi bu çocuklar kafayı yemiş. Bu Z kuşağı kafayı yemiş. Kötülük yapmayacağım kötülük. Beni sinirlendirdin Gökçe ya, of ya. İyilik kazanacak Kerem komiser, anladın mı? İyilik kazanacak. Kötülük kazanacak, sen şimdi görürsün bakalım. Ne yaptıracaksın? Ya Gürol'un aklına giriyor şeytan. Merhaba çocuk. Şeytan Kerem komiser, ne istiyorsun benden? Sen kötülük yapmamaya devam mı edeceksin? Devam mı edeceksin? Tamam kızma. Melek Gökçe uyudum gerçekten. Vallahi billahi yapacaktım. Az kalsın çaldım hatta çikolatayı neredeyse, biliyor musun? O zaman bana çikolatayı göster çocuk. Çikolata yok ki. Sen bana yalan söyledin. Bir dakika. Yalan söylemek de bir günah olduğu için aferin sana. Gitgide kötü oluyorsun. Kötü mü oluyorum? Of ya, ben kötü olmak istemiyorum. Neyse. Hadi git bakalım, yeniden çal. Yine kayboldu bu.
Gidip çalmam lazım benim. Yoksa şeytan Kerem komiser beni mahvedecek. Olamaz. Yol tekrardan gidiyor. Of Kerem komiser gerçekten gıcıksın. Sanırım bu sefer çalacak. Yapma Gürol, yapma Gürol. Merhaba köylü Ahmet abi. Şuradaki çikolatayı aldım ben, aldım çikolatayı. He, parasını ver. Vermeyeceğim. Olamaz. Gel buraya parasını ver. Gürol çaldı. Hayır, vermeyeceğim. Gürol çaldı. Allah senin cezanı vermesin Kerem komiser. Neredesin bilmiyorum ama seni göremiyorum şu an. Ben kazanıyorum. Kazanıyorsun demek. Sen şimdi görürsün. Olamaz. Çok güzelmiş aslında ya, bedava çikolata ya. Aslında kötülük çok da kötü bir şey değil gibi yani. Sen ne yaptın Gürol? Kötülük yaptın. Peki ya Ahmet abi, artık çikolatası çalındığı için şu an çok üzgün. Mutlu musun? Mutlu değilim ama şeytan Kerem komiser uydum. Şeytana uydum. Özür dilerim ama ne yapayım? Bir de bedava olduğu için ne bileyim, tadı daha çok güzel geldi. Hayatım boyunca cennete giremeyeceksin. Yaptığını beğendin mi? Hiç hoş değil. Şimdi dışarı çık ve parasını geri öde. Geri ödersen seni affederim. Böylece cennete girebilirsin. Ama yapmazsan hayatının sonuna kadar kötü bir insan olarak kalırsın. Bu çok kötü Gürol. Dediklerimi aklından çıkarma. Ben şimdi gidiyorum. Doğru söylüyor. Ben cennete giremem. Kötülük yapmaya devam edersem cennete giremem. O yüzden hemen gidip Ahmet abi parasını ödemem lazım. Kerem komiser, ne oldu bakalım? Ne oldu? Kalırsın Hayır, öyle. Hayır, bu yine gidiyor parasını ödemeye. Merhaba Ahmet abi. Senden çikolata çaldığım için gerçekten de çok özür dilerim. Sana parasını geri vereceğim. Bir an şeytana uydum. Aferin sana bakalım çocuk. Hadi bakalım, görüşürüz. Görüşürüz. Oh be, tamam, parasını ödedim, iyilik yaptım. Aa! Sen iyiliği mi seçtin çocuk? İyiliği mi? Evet, iyiliği seçtim, yoksa cennete giremezmişim, öyle dedi Melek Gökçe. Sen şimdi görürsün, bekle beni burada. Nereye gidiyorsun? Kerem, dur! Sen ne yapacaksın çocuğa acaba? Allah Allah ya. Dur. Gürol'un tekrar karşısına çıkayım. Eve gideceğim ve evde korkunç şeyler koyacağım Gökçe. Görürsün sen şimdi. Olmaz, korkunç şeyler koyacakmış eve. Neyse. Gürol. Buradayım, tamam mı? İyilik kazandı. Bak Ahmet abi çok mutlu oldu. Artık çikolatasının parasını aldığına göre akşam çocuklarına eve ekmek götürebilir. Sen çok iyi bir insansın. Ve göreceklerinden asla korkma. İyilik her zaman kazanır. Anladın mı? Bu dediğimi de asla aklından çıkarma. Göreceklerinden sakın korkma. Ben şimdi gidiyorum. Oley, iyilik kazandı. Kerem komiseri durdurmam gerekiyor. Kerem komiser, ne yaptığını zannediyorsun sen? Buraya korkunç şeyler koyuyorum Gökçe. Bu şekilde Gürol'u korkutamazsın. Yaptın yanlış Kerem komiser. İşte bir kere yanlış değil. Şimdi Gürol'u korkutacağım ve benden korkmasını sağlayacağım. Olamaz, bu sefer de ben de kötülük yapacak. Kırdım hepsini ya. Kırdım. Git ya, benim şeytanlığıma karışma. Sen görürsün Kerem komiser, bu yaptığın çok kötü olacak, anladın mı? Aynen, zaten kötü olacak. Ben kötülerin adamıyım. Ben şeytan Kerem komiser. Olamaz. İyilik her zaman kazanır. Sonunda kaybedeceksin. Şunu da çaktırmadan kırayım da. Ay, umarım. Ya gitsene buradan, şeytanlıklarıma karışma. Pis melek. Sensin pis şeytan bir kere. Pis şeytan. Sen bir pis şeytansın. Sen şimdi görürsün. Bir dakika, ayak sesleri geliyor. Gürol geliyor ve hemen görünmez olmam lazım. Benim de. Tamamdır, artık görünmezim. Gürol, umarım korkmazsın. Vallahi gerçekten de çok iyi oldu. İyilik yapmam çok işe yaradı. Bunlar da ne? Bunlar da ne böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkunç. Ölü var her yerde. Evet evlat, gördün mü? Yaptığın iyiliklerin sonucu ve şeytana uymayışın sonucu bu olur. Çok korkuyorum. Bunlar da ne? Eğer kötülük yapmamaya devam edersen sen de bunlar gibi ölürsün. Tamam, git buradan. Çok korkuyorum, git buradan. Gördün mü Gökçe? Nasıl da korkuttum onu. Olamaz. Evet korkuttun. Ama şimdi ben onu gidip rahatlatacağım. Gürol, buradayım. Gördüklerinden korkmaman gerektiğini söylemiştim sana, tamam mı? İyiliğin tarafını seç. O sana her zaman yolunu gösterir. Ben şimdi gidiyorum ve kararını ver, tamam mı? Öyle gidelim bakalım. Korkma diyor ama Melek, yine de ben korkuyorum. Çok korkunç bunlar. İşe yaramadı Gökçe. Olamaz. Şimdi izle bakalım Gökçe, acaba kimin tarafını seçecek? Tekrardan görünür olacağım Gürol'a. Ne yapacaksın? Ondan ne isteyeceksin?
geleceksin. Merhaba evlat. Şeytan, şeytan, ne istiyorsun benden artık? Senden kötülük yapmanı istiyorum. Şimdi hatanı telafi edebilirsin. Sana güveniyorum azıcık da olsa. Git Ahmet abinin dükkanına çiş dök. Hadi. Tamam, tamam, dökeceğim ama ondan sonra beni rahat bırak artık. Olamaz tamam. Kerem komiser, sen ne istedin ya? Neden Ahmet abinin dükkanına çiş döktürüyorsun? Of, olamaz, yapma. İzle şimdi, izle şimdi Gökçeciğim, sakın karışma. Görürsün şimdi. Aha, vallahi da yapıyor. Olamaz, yapma Gürol, yapma Gürol. Ben inanıyorum, yapmayacak, görürsün. Bu kötülüğü yapmam lazım, yoksa şeytan beni rahat bırakmayacak. Şöyle yapalım bakalım. Olamaz, yaptı. Olamaz, her yer çiş yaptı. Of Gürol, of Gürol ya. Allah senin cezanı vermesin. Şuna baksana, Ahmet abinin dükkanına bak. Tamam, sen şimdi görürsün. Onu, orayı temizleteceğim. Gürol, sen ne yaptın? İnsanların dükkanına çiş dökmen ne kadar korkunç bir şey, biliyor musun sen? Hayatın boyunca cennete girmemek mi istiyorsun? Cennete girmek istiyorum ama şeytan Kerem komiser beni korkutuyor. O zaman seninle bir anlaşma yapalım. Sen bu yaptığın şeyi telafi et. Ben de artık bundan sonra seni şeytandan koruyayım. Ne dersin? Tamam, olur. Hadi bakalım. O zaman iyiliğin tarafını seç ve yaptığın şeyi düzelt hemen, tamam mı? Tamam, hemen boş kovaya geri alıyorum bunu. Ha. Aldım. Aferin sana. Bakalım. Evet, işte bu çişler de kapanıyor. Tamamdır Gürol. İyiliği seçtiğin için teşekkür ederim. Ben artık gidiyorum ve seni hep koruyacağım. Kendine dikkat et. Bay bay. Görüşürüz Melek Gökçe. Görünmez olalım ve tamamdır. Kerem komiser, hemen arka bahçeye gel. Hemen arka bahçeye gel. İyilik kazandı, görmüş olduğun gibi. Dediğin of gibi. Of ya. Sen her şeyi karıştın ama ya. Yapacak bir şey yok. Sen de karışabilirdin. Hey, neredesin? Gel bakalım artık. Tamamdır. Artık eski hallerimize dönüşebiliriz. Yeterince korkuttuk. Ve ben kazandım. İyilik kazandı Kerem komiser. Of ya. Of. Nasıl kazandın? Kazandık işte. Şimdi hadi üşüyünce eski hallerimize geri dönüşürüz. Geç bakalım arkama. 1, 2 ve 3. İşte dönüştük ve artık her şey eski haline geri döndü Kerem komiser. İyilik kazandı. Of of. Evet, sanırım sen kazandın Gökçe. Dedim ben sana. Bakalım Gürol ne yapıyor. Ha, tamamdır. Gürol da eski haline artık tamamen dönüşmüş. Merhaba Gürol. Merhaba Gökçe, merhaba Kerem komiser. Güzel güzel, hiçbir şey hatırlamıyor Kerem komiser. Gerçekten efsane bir troldü. Neyse bakalım canım ailem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik. Peki arkadaşlar, siz iyiliği mi seçerdiniz, kötülüğü mü? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Aslında Kerem komiser de iyi birisi normalde. Biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ama bugün troll için böyle davrandı. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Sizlerin çok iyi olduğuna ben o kadar eminim ki. Görüşürüz ve bay bay.